Çünkü Allah'a karşı herkesin hatırı kendine göre kusurluyor. Bunların hepsi hakikatle halk etmiş. Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh'a karşı bir Beni Refa'lardan birisi tecavüz etmiş. Ömer'e tecavüz edince Ömer tabi onu hayata bırakmak zorunda onun kafası içerisinde. Sebeb-i Nüzul'e ayet olur. Ayet-i Kerime diyor ki, siz azabı cümbün şey etmeyiniz, darul ceza ahirettir. Onlar orada cezasını görürler. Onun için burada cezaya bakmayın. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ وَلَيْ حَب۪يبِمْ اَكْمَلَ الرُّسُلِ Söyle لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا iman eden müminlere يَغْفِرُوا affetsinler. Ceza göz etmesinler bizden bile. لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ Allah'ın eyyami olan kıyamet gününü iman etmeyenleri hemen burada ceza vermesin. Zaten Mekke'de emri olunmadı muharebeye. Oranın halkının bellerinden müminler zuhur edeceğini biliyordu Cenab-ı Hak. Asıl budur Erzul. La yerzûne eyyâmallâhi, eyyâm-ı ilahi olan, eyyâm-ı ceza olan ve kâhî kıyameti iman etmeyenleri hemen öldürmeyin. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ta ki Allah-u Teala mücazat etsin bir kavmi yaptığı amellerle. Yaptığı amellerin cezasını versin diye siz vermeyin için değil. Niçin? Harbiyle emrolunmamış diyor. Bu ayet-i mühasirin azam başka manalarda verirler. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İyilik yapanlar bir kavmi Allah mükafat ile enam etsin diye Eyyam-ı İlahi bugün onu yani bırakmayınız, iman edecekler vardır içinde. Sonra diyor ki, vaaz-ı nasihat tarifiyle, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا Eğer dünyada bir adam salih olarak, salih yani yarar Allah'a, amal-i salih ile meşgul olursa, nefsi için yapıyor. Onun sevabı, menfaati nefsine ait olur. Allah-u Teala hiç kimsenin adaletine ihtiyacı yok. Bütün kainat mümin olsa, başı secde ise, bir zerre kadar azamet-i kudretine fazla olmaz. Bütün kainat firavun gibi de olsa, Allah'ın azamet-i kudretine hiçbir zerre nüksan olmaz. Bize bunu lütfu keremiyle ihsan ediyor, peygamberleri gönderiyor, kitap gönderiyor, merhametinden dolayıdır ki biz o yolda onu bulalım da nimetine nâli olalım. Buyurur ki men amile salihan onlara söyle amel-i salih ile meşgul olanlar selinezdi. Bu amelin faydası onun nefsine aittir. Bizim ihtiyacımız yok onların ameline. Ve men esâ her kim ki bir fenalık yaparsa dünyada bana hiçbir ziyanı yok. Fealeyha onun cezası da ona aittir. Yaptığı fenalık Nemrud-u Serhan emsalleri yaptığı Allah'ın azametinden işini sana verildiler. Yok. Ve kendine yaptı. Amal-i salihi yapan da onlar da kendini yapıyor. Sümme ilâ rabbikum turcaun. Ondan sonra siz halifinize rücu edersiniz. Yani emrine rücu edersiniz ki kıyamettir. Amal-i salihi ve men amire in hayren fe hayren. Ve in şerren fe şerren. Dünyada hayır yapmışsa karşında hayır görür. Dünyada fenalık yapmışsa elbette cezasına müstahak olur. Müstahak olur diyoruz. Ya hayır yapmaz ona aittir. Ve lekad âteynâ benî İsrail'el kitâbe. Emridül Hâlık-ı Kainat. Tesellidir Habibine. Ey Habibim. Bu onların Kureyşilerin o zaman muhatap onlar. Kureyşilerin o zaman muhatap onlar idi. Onların iman fakat Kur'an-ı Azimüşşan'ın sebebi nüzulü tahsis etmez. Kıyamete kadar bakidir. Resul-i Ekrem'e teselli olsun diye emrediyor. Ey Habibim, yalnız peygamberlerden sen değilsin ki kavmi ona asyan etmiş. İşte o biri peygamberler de kavmine geldiler, tebliğat yaptılar, iman etmediler. Onun için müteessir olma. Ben onlardan intikamı alacağım. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Biz azimüşşan Beni İsrail'e gönderdik.
el kitabe kitabı kitabrattır. Vel hukme hüküm beynen nas hüküm verdik. Beni İsrail peygamberleri hüküm de vardı Süleyman Aleyhisselam gibi. Vel nübüvvete nübüvvet verdik. Efendim Beni İsrail dedi mi hemen bizim hatırımıza bunlar gelmesin. Bunlar ne Beni İsrail'dir ne İsrail'den alakası vardır. Bunlar lehliler, meccarlar, Almanların tükentileri, mahvoldular, sonra toplandılar. Büyük bir parayla bu ismi taktılar. Başka bir şey değil. Samiri'nin evladlarıdır. Onun için Beni İsrail'lerin evveleri, peygamberleri gelmiş onlardan, tebliğat yapmışlar, zaman geçirmişler, sonra bozdular. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ Kitap verdik. Kitevrattır. وَالْحُكْمَ Hüküm verdik. Hakim yaptık ümmetlerin üzerine. وَالنُّبُوَّةَ Nübüvvet verdik Musa ile Harun'a. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Tayyibatten helal olan rızkları ihsan ettik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Zamanları, zamanlardaki insanlara fazilet koyduk. Yani onların zamanındaki alemlere fazilet koyduk onlara. Böyle yaptığımız halde yine inkar ettiler, yine nihayet küfre girdiler. Senin de ümmetinden böyle asyan edenlerden müteessil olma. وَاَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْاَمْرِ وَاَتَيْنَاهُمْ Biz onlara din emrinde de verdik. بَيِّنَاتٍ بَيِّنَلَرْ Ayet, mucizeler verdik. Gelen peygamberler hepsi de mucizelerini izhar etmişlerdi. Minel emri emri dinde, dinin emrinde onlara mucizeler verdik. Feme ihtelefu onlar ihtilaf etmediler illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bayyan beynehum. İlim malumat geldikten sonra onlar malumat geldikten sonra ihtilafa başladılar. Şimdi ihtilafları Tevrat geldi. Tevrat'a amel ettiler, iyi edenler ettiler, etmeyenler kaldılar. İhtilaf hasıl oldu nerede? Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahvali, evsafi gelmesini beyan etmiş. Ve mübeşşiren bir resulün min ba'di ismihu Ahmed. Hatta ashab-ı kiramın bazılarının ahvali de beyan etmiş. Hatta Resul-i Ekrem'in muharebelerine de işaret ver Tevrat. Bu malumattır Tevrat onlara gelmiş. Tevrat malumatla, bu malumatla muhtevi olan Tevrat geldikten sonra inkar etmiş, inkara başladılar. Hatta bir kısmı Hristiyanların Tevrat'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği zaman, sıfatları geçtiği zaman öperdi, başına koyardı. Ya Rabbi bizi onun bereketinden mahrum etme derlerdi. Ve onlar da onlara arız olmadığı ihtilaf. Mevlana Yahudilerin ihtilafını beyan ediyor Mesnevi'nin birinci cildinde. İşte orada ihtilaf, sonradan bu ihtilaf edenlerdir. Bir kısmı ki buna dahil olmadılar, Resul-i Ekrem'e düşmanlık göstermediler ve o hal üzerine gittiler, onları Allah muhafaza etti bütün belalardan. Hulasa onlara ilim geldi ki Tevrat'tır. O Tevrat'ta Resul-i Ekrem'in ahval ve evsafı beyan etmişti. Bu ilim geldikten sonra dediler ki biz bugün hükümdar bulunuyoruz, memleketin reisleri bulunuyoruz. Eğer bu böyle devam ederse, o gelirse, ona iman etseler biz ne oluruz? Bizim vaziyetimiz aşağı düşer. Öyleyse bu nimeti elimizden geçirmeyelim de bunu biraz tahrif edelim. Tahrife başladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evsaflerin, hatta şeklinin gözü mavidir, boyu yüzündür, böyledir, bir takım öydürmeler yaptılar. İşte min ba'di ma ca'ahumul ilmu bagyan beynehum, haseden beynehum. Hased ettikten sonra Tevrat'ı böyle tahrif ettiler. İnne rabbeke yaqdi beynehum yevmel kıyama. İnne rabbeke muhakkak ey habibim, senin Rabbin onların arasında hükmünü icra edecektir kıyamette. İnne muhakkak rabbeke senin Rabbin ey habibim, ta'zim-u ta'zimdir, nefsini habibine isnat ediyor. Senin Rabbin, iltifattır yani. İbarenin içinde iltifat ediyor habibine. Senin Rabbin yaqdi beynehum, onlara hükmünü icra edecek yevmel kıyamete, kıyamette onların bu iftiraları, bu tahrifleri başına gelecektir. Fîmâ kânû fîhî yehtelifûn, onların ihtilaf ettiği bu hükümlerde Allah hükmünü izhar edecek, ebedi olarak azapta yakacaktır. Onlar gittiler, sümme cealnâke alâ şeriatin, ondan sonra biz azîmüsşân, sana bu şeriat